maalesef %50'si çoktan yok oldu. Dünya nüfusunu onda birinde geri aktarmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanım, kişi başına... Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 64 ilde 5.2 milyar TL'ye mal olan toplam 363 tesisinin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı birinci Su Şurası lansman programında yapıldı. Karacakaş Göleti. Canlı bağlantı yapılan 3 il arasında Kütahya'da yer aldı. Profesör Doktor Veysel Eroğlu'nun bakanlık döneminde yatırım programına alınan Karacakaş Sulama Göleti'nin kurdelesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla il protokolü tarafından kesildi. Programa Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Tan ve İshak Gazel, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Belediye Başkanı Ali Mışık, Tavşanlı Belediye Başkanımız Mustafa Güler, AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Buyurun Sayın Valim. Sayın Cumhurbaşkanım, zaten sizin talimatlarıyla 173 milyon bedelle ilimizde tamamlanan 11 tesisten biri olan Karacakaş Göletimiz, yaklaşık 26 metre gövde yüksekliği, 830 bin metreküp su toplama kapasitesine sahip bir gölettir efendim. Yaklaşık Karacakaş göğümüzde 2380 dekar kuru tarım arazisi suyla kavuşacak. Çiftçimizin verimliliğine ve ürün çeşitliliğine çok ciddi katkı sunacaktır efendim. Bugünkü su şuramız, açılışı yapılan tüm tesislerimiz hem ülkemize hem Kütahya'mıza hayırlar, bereketler getirmesini arz ediyor. Zatenize ilimiz adına şükranlarımızı ifade ediyorum efendim. Açılış için talimatlarınızı bekliyorum. Evet, biz de şu anda Ankara'dan sizleri izliyoruz. Elhamdülillah göletten gümbür gümbür şöyle ab-ı hayat suların geldiğini gördük, görüyoruz. Makaslar sizde, kordela önünüzde ve hep birlikte şimdi kordeleyi keserek inşallah kurak topraklara hayat suyu vermiş olalım. Ya Allah! Bismillah. Hayırlı olsun. Ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Bizleri dergahı uluhiyetinden boş çevirme Allah'ım. Ya Rab, buyuruyorsun ki biz her şeyi, her canlıyı sudan yarattık. Sana sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle Allah'ım. Ya Rab, senin Habibin Muhammed Mustafa'ya soruyorlar. En hayırlı sadaka hangisidir? Bekleyen yerler var. Ya Rabbel Alemin, onlara da yardım eyle. Onlara su ikram eyle. Açılan kuyulardan suları fışkırt Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, sana el açıyoruz, dua ediyoruz. Bütün dünya insanlarını yağmurlardan mahrum bırakma. Program sonrası belediyemiz mikrofonlarına konuşan Başkan Mustafa Güler, AK Parti hükümetlerinin su ve buna bağlı tesislerde Tavşanlı'ya ayrı bir önem verdiğini kaydetti. Devlet Su İşleri tarafından Türkiye genelindeki toplamda 363 tesis ve 5.2 milyar Türk liralık yatırımların bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ve Türkiye'deki yaklaşık 4 tane canlı yayında. Bunlardan bir tanesi de Karacakaş Göleti'nin açılışıydı. Açılışını yaptık. Yapılan tüm tesislerin memleketimize hayırlar getirmesini ben Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Şimdi Kütahya bölgesinde göletler sayıca fazla. Yani özellikle Profesör Doktor Veysel Eroğlu döneminde, bakanımızın döneminde Kütahya neredeyse gölet bölgesi oldu. Taşkın korumalarıyla ilgili bakanlığın bir dünya yatırımı var. Bu anlamda da Tavşanlı
Kuruçay bölgesi ve Tavşan'a yakın olan birkaç tane gölet var ki bunlar ekonomiye gerçekten çok büyük katkı sağlayacak tarımsal üretimle birlikte. Bugün Karacaağaç göletiyle yaklaşık 2800 dönüm arazi, yani yakınındaki Yağmurlu ve Karacaağaç göletleriyle birlikte, Karacaağaç göletiyle birlikte toprakta su buluşacak. Önemli olan bu. Barajın sahip olduğu su seviyesi 800 bin metreküp civarında. Bayağı önemli bir miktar bu. Ve bölgenin havası değişecek netice itibariyle suyla birlikte. Çevresinin zaman içerisinde rekreasyon amaçlı, piknik ve mesire amaçlı kullanımı da sağlanmış olacak. Gölete bırakılan balıklar var. Balıkçılık biraz da yaygın hale gelecek. Bu haliyle barajda deyip geçmek, gölet deyip geçmemek gerekiyor. Tarımdan sulamaya, bölgenin iklim yapısının değişikliğine, insanların boş zamanların değerlendirmesine kadar bir dünya işlevi var. Hayırlar getirsin diye temenni ediyoruz. Başkanım, bu göletin müjdesini Profesör Doktor Veysel Eroğlu bizim içme suyu açılışında aynen vermişti. Bir önemli yatırımda suyla ilgili ishalat da olacak. Bu ishalat ile ilgili neler söylüyorsunuz? Geçen hafta biz Ankara'da bakanlıkta görüşmeleri devam ettirdik. Şu anda proje bitti. Ödenek artışı ile ilgili Kalkınma Bakanlığı'na müracaat var. Sıra orada. Yaklaşık bir 75-80 milyon para lazım şu anda. Ama ihale ile ilgili süreç başladı. Nasip olsun inşallah. Büyük bir ihtimalle Temmuz gibi ihalesi olur. Ben öyle tahmin ediyorum. Süreçte ihaleden sonra firma ben hızlı hareket edecek kanaatim var. Seneye bu zamanlarda ikinci ishalatı şehir içerisindeki depolar. Yaklaşık 5 tane depo var. Yeni depo. Oralarla birlikte biter diye tahmin ediyoruz. Bu ne kazandıracak başkanım bizim şehrimize? Yani bizim ana hattın yaklaşık 50 senelik süre içerisinde çok sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayacak bu yeni ishalatı. Şehir içerisindeki depolarla birlikte enerji maliyetinden kurtulmuş olacağız. Yani elektrikler gittiği zaman depolar devre dışı kalıyordu biliyorsunuz. Pompalar çalışması gerekiyordu. Ve şehir şebekesinin yenilenmesi anlamına geliyor bu. Böyle bir kolaylık var, böyle bir güzellik var. Devletin Tavşanlı'ya bakışında bir farklılık var. Çok büyük bir nimet aslında.